Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2020 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temini faaliyetlerinde harp okullarının taban puanlarını ve tercih işlemlerini nasıl olduğunu anlatacağız. Videomuza geçmeden önce videoların devamlılığını sağlamak adına kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca sınava giren adaylar yorum kısmına aldıkları puanları ve sınav deneyimlerini yazarlarsa sizler için daha yararlı içerik oluşturmak adına bizlere de yardımcı olmuş olursunuz. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar bugün Milli Savunma Üniversitesi sınavı, Milli Savunma Üniversitesi ikinci seçim aşamaları tercih işlemleri ve son olarak Milli Savunma Üniversitesi İkinci seçim aşamalarına çağrı işlemlerinin nasıl olduğunu anlatacağız. 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanacak askeri öğrenci adaylarını belirlemek üzere ÖSYM tarafından 29 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır. 29 Mart tarihinde girmiş olduğumuz 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavı yalnızca adayların ikinci seçim aşamalarına çağrı işlemleri için kullanılacaktır. Ayrıca bu sınavın puanları yalnızca 2020 yılı için geçerli olacaktır. Buradan almış olduğunuz puanın yerleştirilmeye herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. Sadece okul tercihi yaparken etkili olacak. 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavı YKS tyT oturumuna eş değer olarak hazırlanacak ve soruların zorluk durumu da tyT ile eş değer olacaktır. Soru dağılımına baktığımızda Türkçe'den 40 soru, Sosyal Bilimler'den 20 soru, Temel Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimlerinden de 20 soru olmak üzere toplamda 120 sorunu oluşmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi sınavında hesaplanacak puan türlerini ve sayılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adayların aynı zamanda TYT oturumuna da başvuru yapmaları gerekmektedir. Harp okulları için adayların hem TYT hem de AYT oturumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesi, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu okul tercihleri 13 Nisan-1 Mayıs 2020 tarihleri arasında Personel Temin Merkezi'nin internet adresi üzerinden yapılacaktır. Adayların okullara yerleştirilmesi tercih sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır. Fakat ek yerleştirme sürecinde adaylar tercih sırasına bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan herhangi bir okula yerleştirilebilecektir. Okulların ikinci seçim aşamaları çağrı puan türlerine baktığımızda Kararbokulu sayısal ve iştarlık puan alanından Deniz ve Hava Harp Okulu da sayısal puan alanından öğrenci çağırmaktadır. Hava Harp Okuluna tercih yapan erkek bir aday 2019 yılında 343.77 puanla çağrılırken 2018 yılında 347.20 puanla çağrılmış yani 2018 yılıyla 2019 yılı arasında yaklaşık 4 puanlık bir düşüş vardır. Hava Harp Okulunu isteyen bir aday Milli Savunma Üniversitesi sınavından Türkçeden 20, sosyal bilimlerden 1, temel matematikten 31, fen bilimlerinden 14 net yapmak zorundadır. Hava Harp Okulu sayısal puan türünden öğrenci aldığı için Matematik ve fen bilimlerden yapılan net sayısı arttıkça alınan puan da artacaktır. Biraz önce saymış olduğumuz derslere göre net sayılarını hesapladığımızda Milli Savunma Üniversitesi sayısal puan türü 344.33 olmaktadır. Burada yapmış olduğumuz hesaplama sadece size bilgi verme amaçlıdır. Her adayın yapmış olduğu net farklı olduğu için almış olduğu puan da farklılık gösterebilir. Kara Harp Okulu, Deniz Harp ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne baktığımızda 2019 yılında sayısal puan alanından 277 puanla öğrenci aldığını görmekteyiz. 2018 yılında ise baraj puanı 280 arkadaşlar. Yani 2018 ile 2019 yılı arasında 3 puanlık bir düşüş vardır. Sayısal alandan 277 puan almak isteyen adayda Türkçe bölümünden 11, sosyal bilimlerden 1, temel matematikten 25, fen bilimlerinden 10 net yapması gerekmektedir. Bu net sayısının puan karşılığı da sayısal puan türüne göre 277.7'ye denk gelmektedir. Kara Harbi Okulu'nu tercih eden erkek aday eşit ağırlık puan türünden 2019 yılında 280.95 puanla çağrılmıştır. Bu puan 2018 yılında 273.1'dir. 2018 ile 2019 yılını karşılaştırdığımızda yaklaşık 7 puanlık bir artış söz konusudur. Eşit ağırlık alanından 280 puan alabilmek için Türkçeden 30, Sosyal Bilimlerden 10, temel matematikten 12, fen bilimlerinden bir net yapmak zorundadır. Bu netlerin puan karşılığı da eşit ağırlık puan türüne göre 282.39'dur. Kadın adayların taban puanlarını incelediğimizde erkek adaylara göre istenilen taban puan oldukça yüksek arkadaşlar. Hava Harbi Okulu'nu tercih eden bir kadın aday Sayısal puan türünden 2019 yılında en az 388.54 puan alması gerekmektedir. Bu puan 2018 yılında ise 415 puandır. 2018 ile 2019 yılı puanlarını karşılaştırdığımızda 27 puanlık bir düşüş vardır. Bu da çok ciddi bir rakamdır arkadaşlar. Sayısal puan türünden bu puanı alabilmek için Türkçeden 31, sosyal bilimlerden 1, temel matematikten 35, fen bilimlerinden 15 net yapmak gerekmektedir. Bu net sayısının puan karşılığı da sayısal puan türüne göre 390'dır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Akademisi'ne sayısal alandan tercih yapan bir kadın aday, 2019 yılında 361.32 puanla çağrılmıştır. 2018 yılında bu puan 382.35'tir. 2018 ile 2019 yılları karşılaştırıldığında yine 21 puanlık bir düşüş söz konusudur. 361 puana sayısal alandan erişebilmek için de Türkçeden 21, sosyal bilimlerden 1, temel matematikten 35, fen bilimlerinden 14 net yapmak gerekmektedir. Toplamda bu net sayısının puan karşılığı da sayısal puan türüne göre 361.71'dir. Ve son olarak Kara Harbi Okulu'ndan eşit ağırlık puan türünden başvuru yapan bir kadın aday 2019 yılında 354.21 puanlığa çağrılmıştır. 2018 yılında ise bu puan 363.31'dir. 2018 yılı ile 2019 yılı taban puanları karşılaştırıldığında yaklaşık 9 puanlık bir düşüş söz konusudur. Eşit ağırlık puan türünden 354.2 puan almak için Türkçeden 35, sosyal bilimlerden 16, temel matematikten 20, fen bilimlerinden bir net yapmak gerekmektedir. Bu net sayısının puan karşılığı da eşit ağırlık puan türüne göre 354.2'dir. Biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar burada hesapladığımız puan türü tahmini değerlerdir. Sınava giren adayların kolay zor sorular yapma durumuna göre puanlar da değişecektir. Son olarak sınava giren adaylar sınavdan almış oldukları puanları videonun yorum kısmına yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi sınavının gerek spor mülakatlarına gerek sözlü mülakatına hazırlanmak isteyen adaylar bizimle iletişime geçebilirler. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ve diğer aşamalarla ilgili paylaşımlarımız devam edecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu yaralı buluyorsanız beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.